Merhaba arkadaşlar, bitkilerden bugünkü durağımızda yavşan otu olarak bildiğimiz veya cırcımık otu olarak bildiğimiz asıl adı Veronica persica olan bu güzel şifalı bitkidir. Bunu pek çok yerde görebilirsiniz. Vatanı Avrasya'dır ama dünyanın hemen her tarafına Kuzey Amerika dahil olmak üzere yayılmıştır. Şifalarına gelecek olursak, bu bitkinin çayı yapılıp içilir ve özellikle Anadolu'da adet sancısı olan bayanların sıkça tercih ettiği bir bitkidir. Ve yine lapa olarak ağızda çiğnen takdirde diş etleri hastalıklarına iyi geldiği veya yaralara sürüldüğü zaman da iyileştirdiği yönünde bir takım bilgiler halk arasında dolaşılmaktadır. Hatta rivayetlere göre 16. yüzyılda bir tane kral egzamaların üstüne bu bitkinin lapasını sürüyor ve iyileştiğini söylüyor. Çayı da kurutuyoruz bu bitkiyi. Kuruttuktan sonra her bir çay kupaların içine bir çay kaşığı kadar kurusundan atarak sıcak su ilave edip 10 dakika dinlendirerek bu bitkiden yararlanmış oluyoruz. Bu bitkinin aynı zamanda turuncu renkli, kırmızıya çalan renkli olan türleri de bulunmaktadır. Oldukça da güzel, minik minik açan küçük menekşelere benzemektedir. İsminin Veronica persica olması, orijinal isminin Veronica persica olmasının ise değişik bir rivayeti vardır. Hazreti İsa çarmıha gerileceği zaman yolda onu götürürlerken teriyle beraber yaralarından terine kan damlacıkları da çıkmaktadır. Veronica bu duruma üzülür ve oyalı mendilini İsa'ya verir. Hazreti İsa ona yüzünü siler ve Veronica'ya geri verir. Oyalı mendilinde Veronica ona her baktığında İsa'nın yüzünü görür. Bazen bu çiçeğe kan damlacık çiçeği de denilmektedir. Böyle bir efsanesi var. İsmini de Veronica'nın mendilinden almıştır. Ama asıl vatanı Avrasya dediğimiz özellikle Anadolu'dur. Yani bizim topraklarımızda bol miktarda bulunan oldukça da şifalı bitkidir. Tabii böyle bir rivayet her bitkinin üzerinde buna benzer rivayetler, efsaneler olacaktır. Ne kadar güzel bir çiçek varsa da böyle efsaneleri zaten sık sık duyuyoruz. Umarım sizlere de yararlı ve güzel bilgiler vermişimdir. Keyiflerle kalın, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcıklar sizlerle olsun.